Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Sınav sahnesi 3, birinci sorumuzu büyütelim. Sene sonu bilim uygulamaları fuarında proje görevi alan Hasan aşağıdaki panoları hazırlamıştır. Birinci panoda bulunan kartlara rakamlar yazmış, ikinci panoya ise bu rakamların yerleşeceği ondalık gösterimlerin basamak tablosunu çizmiştir. Hasan fuara gelen öğrencilerin birinci panodaki mavi renkli kartları ondalık gösteriminin iki basamaklı tam kısmında, yeşil renkli kartları ise ondalık gösteriminin 3 basamaklı kesir kısmında olacak şekilde farklı ondalık gösterimler elde etmelerinin gerektiğini söylüyor. Buna göre elde edilebilecek en büyük ve en küçük ondalık gösterim. Şimdi tam kısmı arkadaşlar mavi renkli yerden seçiyoruz. 7, 5, 4. En büyük, bakın elde edebileceğim en büyük ondalık gösterim. Şöyle yazalım. En büyük. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. 7, 5 virgülü koyduk. Kesir kısmına ise arkadaşlar yeşil renkli kartlardan yazıyoruz. Yine büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. 3, 1, 0. Elde edebileceğim en büyük ondalık gösterim 75 tam binde 310 oldu. En küçük ise gelin onu bakalım. Yine mavi kısımdan yapıyorum bu defa. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Şimdi yeşil kısma bakıyorum. Yeşil kısımdaki rakamları küçükten büyüğe doğru sıraladığımda elde edebileceğim en küçük ondalık gösterimi de 45 tam binde 13 olarak buldum. Şimdi bu ikisini toplayalım. Binde 310, 45 tam binde 13 oldu. 3 ile 0'ı topladım. 3, 1 ile 1'i topladım 2, 3 ile 0'ı topladım 3, virgülü koydum. 5 ile 5'i topladım 10, 10'un 0'ını yazdım elde var 1. 7 ile 4'ü topladım 11, 11'e 1'e ekledim arkadaşlar 12. Burası 120 tam, binde 323 olarak geldi. Bir kantar üzerinde tartılan kamyonun görsel 1'de kasası tamamen boştur. Görsel 2'de ise kasasına 98 tam %75 kilogram ağırlığında bir yük konuluyor. Görsel 3'te ise konulan yük fazla olduğundan 34 tam %47 kilogramı alınıyor. Görsel 3'te kamyondaki yükün bir kısmı alındıktan sonra tekrar tartım yapıldığında kantarda meydana gelen bir arızadan dolayı ağırlığı 3 tam %61 kilogram fazla tartıyor. Buna göre arızalı tartım sonucunda kantar ekranındaki ağırlık kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi görsel 2'de ne kadar olacağına bakıyoruz. 1200 kilogramın üzerine 98 tam %75 kilogramlık bir ağırlık koyuyoruz. Toplayalım. Burayı topladığımızda 1298 tam %75 kilogram oluyor. Bu arkadaşlar görsel 2. Şimdi görsel 3'te ise konulan yük fazla olduğundan şimdi görsel 2'deki yük neydi? 1298 tam %75. Bu fazla olduğundan yükün 34 tam %47'si alınıyormuş. Çıkardığımız zaman arkadaşlar 1264 tam %28 kilogram olduğunu gördük. Normalde böyle olması gerekiyor. Ama buradaki kantar arkadaşlar bir arızaya giriyor. Olması gereken yükten yani 1264 tam %28'den 3 tam %61 kilogram fazla tartıyormuş. Toplayalım 8 ile 1'i topladım 9, 2 ile 6'yı topladım 8, virgülü koydum 4 ile 3'ü topladım 7, 6, 2, 1. Bakın arkadaşlar 1267 tam %89 kilogram oldu. Yani görsel 3'teki arızalı tartım sonucunda kantar ekranında yazan ağırlık budur.
Bir uçlu kalemin ucu tamamen kalemin içindeyken uzunluğu görsel birdeki gibi ölçülmüştür. Bu uçlu kalemde uç çıkarma yerine her basıldığında kalemin ucundan aynı uzunlukta uç çıkmaktadır. Uç çıkarma yerine bir kez basıldığında kalemin uzunluğu görsel 2'deki gibi oluyormuş. Buna göre kalemin uzunluğu görsel 2'deki gibi olduğu bir anda uç çıkarma yerine 2 kez daha basıldığında kalemin ucu ile birlikte toplam uzunluğu ne kadar olur? Şimdi görsel 1'e bakıyorum. 11 tam 10'da 5'i gösteriyor arkadaşlar. Burada da 2'den başlıyormuş. Dolayısıyla 2'den 2'yi çıkarıyorum. Burası 9 tam 10'da 5 santimetre oldu. Yani kalemin uzunluğu 9 tam 10'da 5 santimetre. Buraya geldik. Bakın 12 tam 10'da 4'müş. Bize yazmış oraya. Başlangıcını 2'ye koydukları için 2'den çıkarıyorum. 10 tam 10'da 4 santimetre olur. Şimdi bir defa bastığında arkadaşlar kalemin uzunluğu 9,5'tan 10 tam 10'da 4'e çıkıyor. Aralarındaki farkı bulalım. Aralarındaki fark 0 tam 10'da 9 santimetre olarak geliyor. Yani bir defa basıldığında uç 0 tam 10'da 9 santimetre çıkıyormuş arkadaşlar. Şimdi bize ne diyor? Görsel 2'deki gibi olduğu bir anda, yani boy uzunluğu 10 tam %4 olduğu anda 2 kez basılıyor. Her bir defa basılmada 0 tam 10'da 9 çıkıyordu. Buraları 0 ile dolduruyorum. 4 oldu. 9'da 9'u topladım. 18, 8'i yazdım. Elde var 1. Virgülü koydum. Burası 1 oldu. Burası da 1 oldu. Şöyle arkadaşlar bir daha bakalım. Pardon. Şurayı yanlış yazdığımız için sonucu yanlış bulduk. 10 tam 10'da 4'ü 10 tam %4 olarak yazdık. 0 tam 10'da 9, 0 tam 10'da 9. Şimdi toplayalım. 9'da 9'u topladım. 18, 18'e 4'ü ekledim. 22, 22'nin ikisini yazdım. Elde var 2. Virgülü koydum. Burası 2 oldu. Burası da 1 oldu. Yani cevabım 12 tam 10'da 2 santimetre olarak geldi. Fatih hazırladığı bir şekilde yandaki gibi işlem sistematiği oluşturmuş ve şekil 1'deki gibi örneklendirmiştir. Aynı işlem sistematiği ile hazırlanan şekil 2'deki eşitliği sağlayan değerler için işleminin sonucu kaçtır? Bakın arkadaşlar, burası onlar basamağı, burası birler basamağı, burası onda birler, burası yüzde birler, burası binde birler. Burada bir örnek vermiş. Şekil 2'dekine bakalım. Burası 12 tam 1047 oldu. Eksi 0,8 tam. Burası böyle geliyor. Şurayı düzgün yapalım. Eşittir 0,3 tam. Yani 3 tam 1889. Burayı bulabilmek için arkadaşlar 12 tam 1047'den 3 tam 1889'u çıkarıyorum. 7'den 9 çıkmaz. Onluk alacağım. Buradan aldım. Burası 0'a düştü. Burası 12 oldu. Yan tarafa onluk vereceğim için 11. Burası 10 oldu. Yan tarafa onluk vereceğim için 9. Burası 14 oldu. Yan tarafa onluk vereceğim için 13. Burası 17 oldu. 17'den 9'u çıkarıyorum. 8. 13'ten 8'i çıkarıyorum. 5. 9'dan 8'i çıkarıyorum. 1. Virgülü koydum. 11'den 3 çıkarıyorum 8. Bakın benim buradaki sayım 8 tam 1158 olarak geldi. Yani dörtgenimiz şöyle söyleyeyim. Karemiz 1. Eşkenar dörtgenimiz 5. Altıgenimiz arkadaşlar 8 olarak geldi. Buradaki işlemi de yerine yazalım. 5 çarpı parantez içerisinde 8 eksi 1 cevabım 5 çarpı 7'den 35 olarak geliyor. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.